3 kuruşa aldığımız 5 kuruşa alıyoruz. Şimdi 10 kuruşa aldığımız 50 kuruşa alıyoruz. Paranın değeri kalmamış. Başka sebebi devletin çöküşüdür. İnsanlarla birbirine yüz yüze getirmek istiyor insanları. Başka ne olacak? Ben de katılıyorum. Katılıyorum ben de. Erken seçim olsun. Bunu istemiyoruz. Başta olmasın. İstemiyoruz. Bizi perişan etin. Cumhurbaşkanı istemiyorum. Perişan etin. Olacak. Emeklilere vermiyor. Engellilerin maaşı yok. Ondan sonra ekonomiye bakmıyor. Oy. Ne Şimşek'tir o Maliye Bakanı Şimşek Efendi? Güneş'ten bile vergi alıyor. Bu nasıl Türkiye? Bu nasıl bir devlet? Hangi zam? Çok ayıp. Türkiye'de zam diye bir şey var mı? Ekonomimiz uçuyoruz. Zaten aya gitmeye bir adım kalmış. 200 milyon dolar verdik sadece bir adamı göndermek için. Çünkü bizde milyar dolarlar var ya. Şimdi bu halk böyle aç sefilken, açlıktan ölürken 10 tane fabrika parasını bir adama gönderip verip onu uzaya göndermek mi mantıklıdır, yoksa 5 tane fabrika açıp 1000 tane işi çalıştırmak mı mantıklı? Malum zaten sarayın saniyelik giderleri bellidir. Artık ona iş bitene matematik uzmanı yetişemiyor. Çünkü her gün gelen zamlar. Ama bizi etkiliyor mu? Etkiler mi canım? Kesinlikle etkilemiyor. Çünkü biz AKP hükümetle yönetiliyoruz. Gençler evlenmek istiyor. Maalesef herkes evde kalmış. Ekonomi onları da vurmuş. Sizler de muhtemelen evde kalanlardansınız. Nasibinizi almışsınızdır. Ondan sonra söyleyeyim. Ekonomimiz roket hızıyla gidiyor. Dolar 5 olacak dediler. Bize diyorlar ki dolar 5 olacak. Bu mümkün değil. Şu anda 32,5 hatta 33 oldu dün. Evet. Çok hızlı gidiyoruz. Ekonomimiz dolarla beraber zaten uçuyor. Gittikçe kötüye gidiyor. Ekonomi zaten sıfıra iniyor. Türkiye'nin yarısı satılmış. Kamu malı hepsi satılmış. Şu anda gördüğünüz gibi bugün emekliler bir sadaka verdiler. 2,5 lira bir gibi bir yani %25 2,5 milyon bir paraya geliyor. Emekliye bir sadakaya verdiler. Memur gene biraz iyidir de. Orta kesim zaten yanıyor. Kiralar gitmiş 15-20 milyara. Kimse bunu ödeyemiyor. Millet yarı açlıkla yaşıyor. Yarı açlıkla. Yani kimisi artık ekmek, kuru ekmek toplama şeyine gelmiş. O kadar ki muhtaç olmuşlar. Erkek seçim Türkiye'nin şeyidir, mecburiyetidir. Olmasa şu an şu anda bu sistem, bu hükümet bunu yürütemiyor. Bitmiş. Hala da Erdoğan'ı savunan var. Savunacak bir tarafı kalmamış. Artık bu adam yaşlanmış, yürütemiyor. Yeni gençlere yol vermesi lazım. Gençlerin gelmesi, Türkiye'yi kurtarması lazım. Bu adam artık yapamıyor. Çevresi hepsi yiyicidir, tırsıkçıdır. Türkiye'de zaten satılacak bir şey kalmadıysa artık memure, emekliye, özellikle emekliyi öldürmüş, sadaka veriyor ya, sadakaya 2,5 milyon olur mu ya? Biz çalıştığımız zaman emeklinin maaşı bizden üstündü. Şu anda bizim maaşımız düşmüş, maaşımız şu anda bir kira etmiyor. Emekli maaşı şu anda bir kira etmiyor ha. Kira ödeyemiyor. Bu gidişatın sonu karanlıktır. Geleceğimiz de karanlıktır. Her zaman zam geliyor. Her zaman, her yerde fakirler daha fakir, zenginler daha zenginleşiyor. Bakıyoruz işsiz insanları, işsizlik oranı %14,9. İşsizlik oranı 3 milyon insanı buluyor. Bizler toplum ama arkadaşlar, eğer biz AKP'li olursak bize her zaman işi var. Biat edersek, diz çekersek, boyun eğersek. Ama biz biat etmiyoruz. Diz çekmiyoruz, itaat etmiyoruz. Artı insanlarımızın geleceği yok. Karanlıktır. Her gün karanlığa gidiyoruz. Köylerimiz bombalanıyor. Kürdistan bombalanıyor. Erbil bombalanıyor. Her tarafta bombalı eylem yapıyor. Biz savaş durarsa ekonomi gerçekten çok güzel geçer. Çünkü bizden kesilen vergiler, bizden kesilen paralar, halktan kesilen paralar savaşa gidiyor. Niye öyle oldu? Bahçeli Erdoğan elini sıktığı günden beri Türkiye battı. Niye battı?
Bu Bahçeli Erdoğan'ı elini sıktığı günden beri şu anda Erdoğan kendisinde mi değil midir? Şu anda bu millet ne yapacak? Kiralardan geçemiyoruz. 15 milyar, 25 milyar şu anda kira var. 10 milyar herhalde bu emekli maaşını 12,5 milyar yapmış. Ne yapmışsa bilin, bu kiraya yetmiyor. Bir insan nasıl yapacak? Nasıl geçindirecek? Buradaki insanlar, sokaklara bakın. Sokaklar insanlar şu anda zor durumda. Ekonomi, ben sana kendi şahsım olarak sana söyleyeyim. Yemin billah ederim, bu Erdoğan Bahçeli'nin elini sıktığı günden beri ekonomik Allah bullak olmuş. Ben sana söyleyeyim. Bahçeli ekonomi de iyi değil ha. Ben sana bakıyorum, seninki de durumu iyi değil mi? Yani durum gittikçe kötüye gidiyor, gittikçe alım gücü düşüyor. Gittikçe yani alım, bir şey alamıyoruz, her şey pahalı, zamlı, her gün zam. Yani baş edemiyoruz, alışverişe baş edemiyoruz. Yani. Bunu 22 senedir uyguladı, her gün uyguladı. Yanlış politika yok, biz ekonomistiz, bir şey sonucu olan budur yani. Savaş zaman, savaşa şey diyoruz ama yanlış. Ekonominin yanlış kullanmasının da sebebi, en büyük sebeplerden birisi odur. Yani savaş AKP'nin dayattığı nedir biliyor musunuz? Dayattığı şudur yani. Bir yere projektör edip yani bir yere dayandırmak, kendinden halktan şey etmesidir yani. Yani kendi suçundan çıkarıp başkalarına şey etmesidir yani. Bence savaş yıllardır bu savaşın verdiği bir yol, halkta verdiği bir yorgunluk var. İnsanlarda verdiği bir yorgunluk var. Bu halkın bile bile şimdi biz önce kendimizi sorgulamamız lazım. Neden sorgulamamız lazım? Bizim taşıyıcılar olduğu sürece 5 kilo makarna, 5 kilo şekere, 5 torba kömüre kendi oyunu satan taşıyıcılar olduğu sürece bizim halimiz de bu olur yani. Kesinlikle erken seçimin olması lazımdır yani. Gün geçtikçe daha da insanların alım gücü düşmüş, insanlar kendi evine ekmek götüremiyor yani. Ben biliyorum, benim bildiğim insanlar var. Vallahi bir kura ekmek alıp evine götürecek durumu olmayan insanlar var yani. Çok acı. Yani bunu görüyoruz, her gün yaşıyoruz. Yani geçenlerde en basiti çıkmış. Çıkmış bir tane Diyarbakır Barosu bir açıklama yapıyor. AKP'nin yani. Diyor ki uyuşturucu yaşı 8'e kadar düşmüş Diyarbakır'da. Bu ne kadar büyük bir acıdı biliyor musun? Sebebi AKP'nin yıllarca uyguladığı bilinçsiz halkımız diyor ki Doğu Güneydoğu'da sesi çıkmasın halkın. Uyuşturucu mu ne kullanıyorsa onunla değil. Ekonomi hiç iyi değil. Yani kimse geçinemiyor sokaktaki çocukları görebiliyorsunuz. Yani yaşlıları, gençleri, gençler evlenemiyor. Gençler hepsi yurt dışına kaçıyor. Yani bunların sebebi kimse kendi topraklarını, kimse kendi vatanını, kimse ana doğduğu yeri bırakıp gitmek istemez mesela. Buna nasıl söylemek gerekirse artık zorunda kalıyorlar artık. Bütün gençler, bütün yaşlılar, gençlerimiz sokaklarda belli oluyor zaten söylemeye gerek yok. Çocuklar belli, ne bir yaşam alanı bırakıldı, ne bir yani hiçbir şey yok. Ekonomi hakkında hiçbir şey yok. Bunun asıl sebebi zaten hükümettir. Asıl davalarından, asıl gençliklerinden vazgeçmelerinin tek sebebi kolay yola zengin olma, uyuşturucudur, esrardır. Bunların tek sorumlusu zaten belli olarak hükümettir. Biz bunu kınıyoruz. Bütün gençler olarak Diyarbakır sokaklarında işte fuhuştur, atıyorum uyuşturucudur. Bunlar yoktu zaten. 2015'te, 2016'da bir tanesinde yoktu. Şu anki dönemlerde tüm hepsi tamamen devlet, hükümet konusunda yapılıyor. Biz bunu kınıyoruz. Yani gençlerin biraz daha gözü açık olmasını istiyoruz. Asıl sorunlarıyla ilgilenmelerini istiyoruz. Yani istemiyoruz sokaklarımızda çocuklarımız uyuşturucu kullansın, gençlerimiz uyuşturucu kullansın, kadınlarımız uyuşturucu kullansın özellikle. Yani biz bunları kınıyoruz. Vallahi ne düşünüyorsun? Gel bir de halimizi gör, ne düşündüğümüzü görürsünüz. Ben sebebi ne de? Sebebi tabii ki herkes biliyor sebebini. Yokluktur, işsizliktir. Bak hiç şey yok. Kaç ev, bir evde 5 kişi yaşıyoruz. Babadan kalma yarım maaş alıyorum. Ne suyumu ödeyebiliyorum, ne elektriğimi ödeyebiliyorum. Doğrudur, çocuklarıma yiyecek alamıyorum. Kızım hasta, MS hastası, NMO.
Her gün hastanedeyiz. Diğer kızım yine aynı şekil. Çocuk var. Yani daha ne söyleyeyim? Söyleyecek bir şey bırakmadılar bize. Bize sadece diyorlar ölün. Vermiyoruz ama ölün. Bu kadar. Neden bir şey oluyor mu? Yine aynı şeyler gerçekleşiyor. Biz belediyemizi seçemiyoruz. Belediyemizi seçtiğimiz zaman adam hemen kayyuma atıyor. İstiyor muyuz biz? O yüzden gidiyor mu? Gitmiyor. Değişen bir şey de olmuyor. Değişecekse tabii ki canla başla çalışacağız. Duymuyorlar zaten, bizi görmüyorlar. Biz Kürtler ölüyüz onların gözünde. Sizce neden? Dünya biliyor ama o bilmiyor. Ezelden beri de Kürtlere haksızlık yapılıyor. Ezelden beri de. Kürtsen sen hiçbir haka sahip değilsin. Kürt kimliğimiz yok zaten bizim. Bak ben Kürt şeyi çok iyi bilmiyorum. Ama onun için ölürüm. Canımı da veririm. Gerektiği zaman gerekli yerlere de şey yapmışım. Adam diyor ki sen diyor ne? Yani biz 2 kuruş sana para veriyoruz, buna geçinemiyorsun. Kendisi geçinebiliyor, biz geçinemiyoruz. 2 kuruşla çok güzel geçiniyoruz. Gelen evimi görün, yaşadığım yeri görün. İnsan olmak için bir şey demeye gerek yok. Baştakiler bunu çok iyi biliyor ve biz olduğumuz için yapmıyorlar. Biz Kürdüz ama bize hiçbir şey yok. Ama diğerlerine var. Aha böyle silip süpürdükleri zaman çok güzel onlara. Ben cahilim ama her şeyi biliyorum yani. Kimin ne yaptığını da biliyoruz ve görüyoruz. Biz de yapmadığımız için kötüyüz. Çalmadığımız için kötüyüz. Zamlar hakkında düşünecek bir şey yok. Her gün zaten zam üstüne zam geliyor yani. Bugün sigara içiyorum. Sigara olsun 70 milyon, yarın 80 milyon oluyor. Hani dışarıdan bir şey almaya kalkırsak alamıyoruz yani. Farz edin bir işçi işe gidecek. O kadar zamlar üst üste geliyor, artık asgari ücret insanı kurtarmıyor. 5 nüfuslu bir aile, bir sigorta işçisi bir aile geçindirebiliyor mu? Hayır. Hiçbir şekilde yani buna bir çözüm bulması gerekiyor da hani kimler çözüm bulacak o da belli değil yani. Yok, istediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani hiçbir birikimimiz yoktur yani. Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. 600 TL para alıyorum ama bana yetmiyor. Yani sigaram var, yol ücretim var. Benim verdiğim kira 12 bin TL. Hani ev sahibi diyor ki ben 12 binden aşağı vermiyorum. Ben buyum, kabul etmiyorsan evimden çıkarsın diyor yani. Zamlar olduğu sürece yani bize, hani benim hastam da var. 2 tane, biri engelli, biri de kanser tedavisi gören hastam var. Ben yetişemiyorum yani. Hani bazı yerlere de müracaat ettik ama olumlu sonuçlar alamadık. Yani zamlardan dolayı perişanız. Zamların sebebi bellidir yani. Fazla söyleyecek bir şey yok yani. İnşallah ekonomi düzelir. Savaşlar bu şekilde devam ederse hiçbir ülkede ekonomi kalmaz. Özellikle bence Türkiye'nin çöküşü olur. Bazı tarımsal olaylardan dolayı. Hani bu yönden Türkiye'nin çöküşü olabilirdi ama bizim yine topraklarımız daha iyi olduğu için inşallah ekonomi yönünden düzelir. Toprağa yansıyan kimyasallar mahsullere engel oluyor. Bu suçlu da oradan geliyor. Yani bu şekilde inşallah düzelir yani ülke.